Herkese selamlar. Yepyeni bir Minecraft bölümüyle karşınızdayım. Bugün 7'ye 7 bir alanda ev dekorasyonlarıyla uğraşacağız. Şu anda gördüğünüz bir iç dekorasyon gibi yeni iç dekorasyonlar yapacağız ve siz bunları sadece 7'ye 7 bloklarda değil, 10'a 10, 11'e 11 veya farklı büyüklükteki alanlara, odalara yapabileceksiniz. Şimdi benim size göstereceğim videodaki 7'ye 7'lik alana, odaya geçelim. Odamız burası. Öncelikle odaya bir uzaktan bakmamız lazım. İlk önce hangi şeyleri nerelere koyabiliriz, onları gözümüzün önüne getirmemiz lazım. Mesela yatak odasını, yatak tarafını hangi tarafa yapabiliriz? İlk ben orayı seçtim. Bu pencerelerden birini yapacağım. Ya soldaki ya sağdaki, sağdakini seçiyorum. Çünkü yatak odasının alanı, yatak alanı fazla bir yer kaplamayacağı için en küçük olan tarafı seçiyorum. Kapıdan girdiğimizde tabii ki büyük yapılar yapamayız. Çünkü kapı girişi kapanmaması lazım. Yapacağımız şeyin yerini belirledikten sonra ne tür bir şey yapabileceğimize karar vermemiz lazım. Gözümüzün önüne getirip hayal etmemiz lazım. Veya internetten bakıp onlara göre, kendimize göre dizayn edebiliriz. İnternettekinin aynısını almanızı önermem. Bu size pek bir katkı katmaz. İnternetten sadece fikir olarak alabilirsiniz. Şimdi ben gözümün önüne getirdim ne tür bir yatak ranzası, yatak tarafı yapacağımı. Bu dizayn için malzemelerimi seçiyorum ve yavaşça onları yapmaya, dizaynı yapmaya başlıyorum. Yapacağınız dizaynın bloklarını ve renklerini seçerken odaya uygun olmasını seçmenizi öneririm. Mesela şu an benim odamın renkleri açık tonlarda. Eğer ben açık tonlarda bir yer yaparsam bu çok boğucu olacaktır. Bu yüzden daha kapalı renkli bloklar almaya karar verdim. Tabii ki tasarımı yaptıktan sonra da tasarım üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Bu tasarımınızın daha da güzelleşmesini sağlar. Gördüğünüz gibi tasarımımızın ilk kısmını, yani yatak kısmını belirledik. Benim aklımda iki tane daha tasarım yapmak var. Birincisi mutfak kısmı, ikincisi de ofis alanı, yani kitaplık ve çalışma alanı yapmak var. Tabii bunlar sizde değişkenlik gösterebilir, kitaplık veya mutfaktan başka. Önce önemli olan, daha önemlisi olan hangi tasarımınızdan devam edeceğinizdir. Ben tasarımımı belirledim. Şimdi onlara göre malzememi alıp tasarımımı yapmaya geçiyorum. Mesela ben buraya musluk yerine kanca koydum. Siz ise buraya şalter koyabilirsiniz veya musluğa benzer herhangi bir şey koyabilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Mutfak kısmının kaba tasarımı bittikten sonra şimdi ise küçük ayrıntılara, dokunuşlara geliyoruz. Bu daha da güzelleştirecektir bizim tasarımımızı. Şimdi ise son alana, yani ofis alanını tasarlamaya geliyoruz. Burası dar ve küçük bir alan olduğu için üçlü bir masa yerine tekli bir masa yapmaya karar veriyorum.
Odanın son durumuna baktıktan sonra yeteri kadar ışıklandırma olmadığını fark ediyorum ve bunun sonucunda da yeni ışıklandırmalar için yerler aramaya başlıyorum. Evet, tasarımımız bu kadardı. Daha fazlası için kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.